Arkadaşlar merhabalar bu videomda şöhretler kalması onlu TYT matematik denemelerinden deneme 8'in geometri çözümlerini yapacağız. Matematik çözümlerini Mert Hoca yapıyordu ya da uygulamadan da çözümlere de bakabilirdiniz. Yine çok güzel sorular bizi bekliyor. Şu mükemmel sorulara başlayalım mı? Hadi bakalım çözümlere başlıyoruz. 31. soruyla geometri çözümlerine başlıyoruz. Özdeş 3 kırmızı ve özdeş 2 yeşil çubuk denilmiş. Bir açı sorusuyla karşı karşıyayız. Hemen Şunların eşitliğini gösterelim ve şunlar da birbirine eşit. Ve burada ABC üçgeni de elde edilmiş. E, ABC üçgeni elde edildiğine denildiğine göre şunun doğru saldığından bahsediyor aslında bize. Şimdi x kenarının taban açılarında değerler verelim. Hocam şu x kenardaki bu taban açıları birbirine eşit. Hemen burası alfaysa ise burası da alfadır. E sonra hocam şuradaki x kenarlıkta bu taban açıları da birbirine eşittir. Yani burası da alfa oldu. Ve hocam şu üçgende iki tane açı yan yana geldi. İkisinin toplamı bir dış açı. Yani burası yapacaktır. A burada şu da ikizkenar. kenar. Hocam iki alfa ise burası da iki alfa oldu. Şimdi ne yapacağız? 75'i kullanacağız. Verilen bilgileri kullanalım. Hocam bu üçgende iki iç açı bir dış açı. Bak şu ikisinin toplamı 75 değil mi? Evet. Yani 3 alfa eşittir 75'ten alfayı buradan 25 derece olarak buluruz. Alfa 25 ise hocam 2 alfa 50. Burası da 2 alfa 50. 50-50-100. O zaman x'e ne kalıyor? 80 kalıyor. Şuradaki üçgenden dolayı. Yani 31. soru böylelikle D seçeneği oldu. Geldik 32. soruya. Evet. Çekirbir'de verilen dosya klasörünün komşu yüzeyleri birbirine dik olup genişliği 4 birim yüksekliği de 25 birim olarak verilmiş. Sonra dosyayı açmışız böyle 15 yüksekliğine kadar indirmişiz bir tane uzunluğu. Şu uzunluğu şu 15 yüksekliğine kadar indirmişiz. Sonra AB uzunluğu da kaçtır diye soruluyor bize. Ne yapacağız burada? Hocam verilen bilgiyle kullanalım. 4. Yani burası da 4 burası da 4. Açıklık 4 olarak verilmiş. Hemen açıklığa 4 olarak yazalım. Ve şekli biraz büyüteyim istersen. Şimdi şu 25'i kullanacağım. Hocam burası 25. E aynı zamanda burası da 25. Hocam şurası da 25. Orayı yazacağım. Bak şurası da 25. Eş yapı kalem. Döndürdüğümde yine aynı kalem. Hep aynı şeyi söylüyorum zaten. E tamam şurayı bir 25 göstereyim. Hocam şurası da 25. Ve bir dik üçgen çıktı. 15, 25, 15, 20, 25 üçgeninden şurayı 20 olarak buluruz. E hocam sonra ne yapacağız? Bizden şu uzunluk isteniyor. Buna ait bir dik üçgen oluşturmam lazım. Şekilde de 90 dereceler var. Dik dörtgenle oluyordu bu. Hemen dikdörtgenle dik dörtgenle dik üçgen oluşturalım. Hop oluşturduk. Bak burası 24. Yukarısı da 24. Hocam burası 15. Burası da 15. Buraya ne kaldı? 10 kaldı. Pisagor. Yapalım Pisagor'u şimdi burada. Hocam burada 10 dediğimiz 2'nin 5 katı. 24 dediğimiz 2'nin 12 katı. 5, 12, 13 üçgeninden 2'nin 13 katı olacaktır. Şu mavi uzunluk yani cev cevap böylelikle 26 yapar. Evet cevap Edremit oldu. 32. soruda geldik. 33'e. Şekilde ikizkenar kenar üçgen biçimdeki 4 özdeş mavi ve 1 sarı renkli karton komşu olanlarının birer köşesi çakışık ve tabanları doğrusu olacak biçimde yan yana yerleştiriliyor şekilde dışta kalan iki mavi kartonun birer kenarları uzatıldığında A noktasında işte kalanları uzatıldığında P noktasında birleşiyormuş. E A ile işte BC birbirine dik ve sarı renkli kartonun taban uzunluğu 7 katıdır. Hmm. BC uzunluğu sarı renkli kartonun tabanın 7 katıymış. Tamam bunu da kullanacağız. Şimdi arkadaş şöyle bir şekli bir büyüteyim. Eş yapılar kullanıldığında ne yapıyorduk? Kenarların eşitliği, açıların eşitliği bizim için önemli. Şu kenarların eşitliğini şöyle bir göstersem. Kenarların eşitliği ile ilgili bir şey gelmeyecek galiba. Açıların eşitliğini yazayım. Alfa 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 alfa. E bunları yazınca ne oldu? Hocam güzel bir şey oldu. Bak alfaya alfa yöndeş. Yani şunlar birbirine paralel. Hocam alfaya alfa bak yöndeş. Bunlar da birbirine paralel oldu mu? Oldu. E sonra ne yapacağız? Sonrasında. Hocam bir de burada güzel bir şey daha çıktı aslında. Şöyle bakacak olursak. Ne çıktı? Dikkat dikkat. Hocam şurada da bir ikiz kenarlık var. E ikiz kenarlıkta dikkat dikkat. Taban açıları eşit. Doğrusal ya bunlar. İkiz kenar çizilen yükseklik konumda tabanı iki eş parçaya bölecek. E tabanı iki eş parçaya bölecekse şu parçayla şu parça birbirine eşit olacak. E ben buraya A buraya B dersem. Hocam burası da B ise e, A artı B olduğundan buraya da ne kalmış, kalmak zorunda? A kalmak zorunda. Oo, süper bir şey. Bak bunun orta dikmesi oldu. Hocam bu da bir ikiz kenar üçgendi. Orta dikmesi aynı zamanda yükseklik değil midir? Evet. Yani bunun devamı yükseklik olmak zorunda. Ve AP uzunluğunu da bize vermişti. Kaç vermişti hemen okuyoruz. AP uzunluğu 18 olarak verilmiş. Hemen buraya 18 yazdık. Ve artık şunlar da birbirine paralelliğini zaten soruda söylemiştik. E hocam bunlar birbirine paralel. Ama bir de neyi kullanmadık? 7 katını kullanmadık. Şimdi sarı renkli kartonun taban uzunluğunun 7 katı. Arkadaş şurası 2A iken bunun tamamı kaç A olacak? 14A olacak. E 2 eş parçaya bölecek. 7A 7A olacak. Yani şurası 7A olacak. Şuraya kadar. Değil mi? Evet. 7A olacak burası. E hocam B'leri de ne kaldı o zaman? 3A 3A kaldı mı? Kaldı. Şimdi dikkat şekli yine büyüteyim. E hocam burada bir benzerlik var. Şunlar birbirine paralel. Şuradaki temel orantıda burası 4'e 3. O zaman burası da 4'e 3 olmaz mı temel orantıda? Yani temel orantıda kısaltıyoruz. Yani şu bölü şu eşittir şu bölü şu yapacağımıza koldan kola geçiş yapıyorum. 4'ün 3 oranı 4'ün 3 oranı. Yani yazıyorum 4 bölü 3 eşittir x bölü 18'dir. Ya da şunu da diyebilirsin hocam 4a'da ve 3a'da. 3a'daki 18 e 6 katı. Bu da 4'ün de 6 katı 24'te diyebiliriz. Ya da işler dışlar yaptığımız zaman zaten sadeleşiyor. X'i de böyle kaç buluruz? 24 buluruz. Gerçekten güzel bir soru arkadaşım. Çok hoş bir soru. Cevap böylelikle 24. Yani akçay çıkar. Geldik bir sonraki soruya. Şekil 1'de verilen üçgen biçimindeki kağıt şekil 2'deki kağıdın %50 küçültülmüş halidir. Hani 100 iken %50 küçük. 50 küçük 50 olacak. Yani 1'e 2 oran olacak. Yani benzerlik oranı 1 bölü 2. Arkadaş benzerlik oranı 1 bölü 2 ise karesi 1 bölü 4. Alanlar oranı 1 bölü 4'tür. Yani buradaki alan A iken buradaki alan 4 A olmak zorunda. E şimdi bize de S nedir diye soruluyor. Bunlar da üst üste konulmuş. E hocam çok basit artık işimiz. Buradaki alanın 4 katı şu büyük üçgenin alanı eşittir. E o zaman ne diyeceğiz? Şu alan 8 artı S. 8 artı S'in 4 katı eşittir. Diğer üçgenin alanına eşit olmak zorunda. Yani 62 artı S'e eşit olacak. E buradan 32 artı 4S eşittir. 62 artı S olduğundan dolayı 3S eşittir. 30 oldu ve S'i de böylelikle 10 mu bulduk? Evet bizden de 10 isteniyor. Cevap Denizli çıktı. 34. soruda. Evet 35'e geldik. Hmm, en sevdiğimiz böyle şey bir kenarı gören iki kenarı gören çember mantığında yaptığımız sorular nasıl yapacağız peki neyse burada bir iç açısını formülü vermiş ama bizim için dış açı önemli şimdi burada ne verilmiş 20 köşeden bir çokgen oluşturulmuş düzgün çokgen oluşturulmuş 20 gen e hocam 360 bölü 20 ben şuradaki formülü kullanmıyorum dış açıdan geliyorum her zaman 360 bölü 20 18 evet dış açısı 18 olacak dostlar ve burada bir ikinci şekilde de şöyle bir katlama yapılmış dış açısı da 18 bunu da unutma ya dış açısı 18 ise yani şöyle bir şey. Dış açısı bak şurası 18 ise. Ya hocam bu dış açıyı biz nasıl kullanıyorduk? Hani bir kenarı gören açı alfaysa ise şurayı yazayım istersen. Bir kenarı gören alfa ise iki kenarı gören iki alfa. Üç kenarı gören üç alfa. Köşeden çıkan açılarda çevre açılarda diyorduk bunu. Böyle 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 gidiyordu. Hatta dış açıda neydi? Aynı zamanda iki kenarı gören açıya eşitti. Sebep? Çünkü Şuradaki şunu şöyle çizecek olursak. Hocam bu bir kenarı görüyor. Bu bir kenarı görüyor. Şöyle büyüteyim istersen. Bak dikkat et. Şu da bir kenarı görüyor. Bu da bir kenarı görüyor. İki iç açı bir dış açı. Bak burası da a, bir kenarı gören A iken. Bak burası 2A oldu. Oradan dolayı geliyor. Dikkat et. E o zaman hocam ben şunu buldum. Dış açıyı ne buldum? 18 ya. Hocam iki kenarı gören açı 18 ise bir kenarı gören açı nedir? Bir kenarı gören açı 9 derecedir. Şimdi katlamalar yapılmış. Şu katlamayı açacak olursam şöyle. Şöyle. Sonra düz geliyor. Sonra böyle geliyor. Sonra böyle geliyor. Arkadaş burada üst üste binen açılar birbirine eşit işte, değil mi? Evet. Şurada da bunu açıyorum. Şöyle açtım. Dur. Şöyle açtım. Sonra şöyle. Sonra şöyle. Sonra şöyle. Sonra şöyle. Burada da üst üste binen açılar birbirine eşit işte, değil mi? Evet. Şimdi şuraya odaklan. Hocam buradaki açı. Açı olarak bak. Bak. Şuradaki açı olarak bak. Dikkat dikkat şuraya açı olarak bak. Açı olarak baktığın zaman kaç kenarı görüyor hocam buradaki açı? 1, 2, 3, 4 kenarı görüyor. Ya hocam şuradaki açı kaç kenarı görüyor dediğimde şunu da sayıyorsun. 1, 2, 3, 4, 5. Hayır. Açı olarak bakacaksın. Açı olarak baktığın zaman hani çevre açı mantığından geliyor zaten bu çemberdeki. 1, 2, 3, 4 kenarı görüyor. O zaman 4 kenarı gören açı 4 alfa değil midir? Evet. 4 kenarı gören açı 4 alfa. E biz iki kenarı gören açıyı biz 18 bulduk. Yani bir kenarı gören açı 9 olmak zorunda. O zaman dört kenarı gören de 4 alfa yani 4 kere 9 36 yapar. E hocam nokta dediğim açı 36 derece yaptı. O zaman burada kaçı da 36 oldu. Aynı şekilde burada da bak şu 1, 2, 3, 4 kenarı görüyor. Yani burası da aynı şekilde 36 burası da 36. Ve bunun tamamı 90 ya e, 36 artı 36 artı x eşittir 90 olduğundan 36, 36, 72, 90 ile 70 çıkartırsak cevapta kaç yapar? 18 yapar. Evet güzel soru. ÖSYM'nin seveceği türden bir soru. Lütfen dikkat edin. 35. soru balı kesir. Geldik 36'ya. Tengram'dan bahsetmişim. Şimdi şekil 1'de verilen karesel bölgenin alanı 16 birim kare. O zaman 16. A kare 16 ise A nedir? 4'tür değil mi? Evet bir kenar 4. O zaman şu şekli büyütüyorum ve bunun üzerinde işlem yapacağım. Hocam burası 4. Şimdi bu tengramda da neler kullanılmış ona da bir okuyalım mı? Evet. 7 parçanın bir araya getirilmesi. Bak. 5 adet ikiz kenar dik üçgen, paralelkenar ve kare var. İkiz kenar dik üçgen. Dikkat. Cümleye dikkat. İkiz kenar dik üçgen. Bir. Birincisi bu. ikincisi bu. Sonra üçüncüsü şu pembe. Dördüncüsü bu. Sonra beşincisi de bu. Bunları 45 derece olarak yazacağız. O zaman burası 90 burası 90. E burada 45-45 toksyon 45, üçgeninden dördü köküye böldüğüm zaman 2 kökü 2 kökü yapacaktır bunlar. Şu tamamı iki kökü yapacak. Bunun tamamı iki kökü ki aklımızda bulunsun. E sonra hocam burada neler yapmalıyız? Bir yerden başlayalım bir de ya bir yerden ya en küçüklerden mi başlasam diye düşünüyorum. Bir yerden başlayalım. Şuraya da ben iki kökü dediğim zaman sonra devamı gelmiyor. O zaman şuraya bir a diyeyim. E o zaman burası da A yaptı. Gördüğünüz üzere A süper bir şey yaptı. X kenar dik şöyle şöyle yaptı. Hocam iki kök 2 diye A dediğim aslında ne yaptı? Kök yaptı. E o zaman bu A dediğim kök yi. Burası da kök yi. Burası da kök 2. E, aynı zamanda bunun tamamı 2 kök yi. E, o zaman burası da 2 kök yi. Yani burası da kök mi oldu? Evet. Her yer çıktı. Sonra burası kök bulduysak kök kök katı 2. O zaman burası da 2. Burası da 2. O zaman buraya da 2 kaldı bütün uzunlukların değerlerini bu şekilde bulmuş olduk. Kırmızı üçgenin kenarları ne kaç? Kenarlarına bak. Hocam kök 2 kök 2 kök, kök katta 2 yapıyor burası. Evet burası 2. Bunlar da kök 2 kök 2 yazdık. Sonra paralel kenarın kısa kenarı kök 2 uzun kenarı 2 uzun kenarı 2. Şuradaki uzun kenar tamamı 2 olacak. Dikkat. Karenin bir kenarı kaçtı? Kök 2 Tamam. Devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Ve şuradaki açı da kaç derece? 135 derece. Burası 135. Bunu uzattığın zaman burası 45. e O zaman bunun köşegeni olacak. Burası da 45 olacak. Sonrasında ne var? Şunun devamını da şöyle getirmem lazım olacak. E, şu dikey uzunluğu bulmak için hamle yapıyorum ama orada da canımı sıkacak orası. E hocam şurada canımı sıkan bir yer var. Şuradaki parça, şu kadarlık parça canımı sıkıyor. E o zaman hiç zorlanma. Şuradaki karede köşegen çiz işin daha kolay olsun. Yani sonuçta sen şunu daha rahat bir şekilde bulursun. Yeşilin kenarları da 2 2 ya. O zaman burası 45 derece olduğundan 90 ise burası da 45 yapar. Yani bunlar kök kök yapar. E bu mavinin de 2 2 şöyle bunun tamamı pardon dik kenarı kaçtı? Dik kenarı kök ki. Burası kök ki. Yeşilin tamamı 2 idi. E kök ki burası, kök 2 burası. O zaman kök katta burası da kaç yapacaktır? 2 yapacaktır. Şimdi uzunluk çıktı mı? Çıktı. Yani x uzunluğunu bulmuş olduk. x uzunluğu neye eşit olmuş oldu? Sayalım. Hocam buradan buraya 2 var. Sonra buradan buraya ne var? E buradan buraya da şu kökü ya. Bunlar da 1 1 yapar. 1 var. Oradaki 1'i yazalım. E topladığın zaman 2 1 daha 3. Sonra buradan şu uzunluğa gideceğim. 5 var. Bir de artı kök ikisi var. Yani burası 5 artı kök 2 yaptı. Şimdi geldik y uzunluğuna bakmaya. Y uzunluğu da şuradan şuraya. E hocam ben zaten şu uzunluğu biliyorum. Şuradaki uzunluğu biliyorum. Pembedeki kaç? En uzun kenar. Burası 4 zaten. E sonra şuradaki uzunluk lazım bana. E burası 4, şurası da 4. 4 artı kök 2. Y'yi de 4 artı kök olarak bulduk. Bizden ne isteniyor? X eksi y fark isteniyor. Yani 5 artı kök 2'den neyi çıkartacağım? 4 artı kök 2'yi çıkartacağım. O da 5 artı kök 2 eksi 4 eksi kök yapar. Kök 2'ler neler olur? Cevap da böylelikle kaç çıkar? 1 çıkar. Yani... Sorun doğru cevabı 36. soruda Balıkesir çıkar. Geldik 37'ye. Evet katlama soruları. Alışkınsınız katlama sorularında. Ne yapacaksınız? Üstte bilen kenarlar eşit. Üstte bilen açılar eşit. Katlamayı da geri doğru açacağız. Evet birim kareler varmış burada elimizde. Hocam şunlar birim kareler. Bak birim karelerde böyle yapamıyorsanız. Yapamıyorsunuz daha doğrusu. Dikkat birim kare. Bir kenara bir birim olan kare. Dikkat dikkat. Evet şu kenarı boyunca katlanmış böyle katlanmışı geri doğru açıyorum o zaman ben. Hop şöyle hop şöyle açtık geriye doğru. Evet şu şekilde karşılaştık. Hocam diğerini de geriye doğru açalım şöyle. Hop açtık hop açtık. Şimdi üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Hocam şurası bir birim ya. Şu katlamadan dolayı burası da bir birim olmaz mı? Olur. Sonra üst üste binen açıları da yazacağız aslında ama. Aa hocam burası 90 ya. Bak burası da 90. Dolayısıyla ters açıdan burası da 90. Devam edelim. Burası 90 ise katlamadan dolayı. Burası da 90. Burası 1 ise. Burası da 1 değil midir katlamadan dolayı yine? Evet. E sonra ne yapacağız? Hocam bir de şurası var. Bak şurası kaç birim? 3 birim. Sen bunu katladığın zaman bu da 3 birim yapacak. E o zaman buraya kaç kaldı? 2 birim kaldı. Ve benden artık şuradaki uzunluk isteniliyor. İstersen iki şekilde yapabilirsin. Hocam birincisi şu. Şöyle bir merdiven şekli var. Dikdörtgen'e tamamlayayım. Nasıl dikdörtgene tamamlayayım? Şu şekilde dikdörtgene tamamlayıp buranın 2 oldu. Zaten burası da bir değil mi katlamadan dolayı? Birken burası da 1 yapıyor. E dikdörtgene tamamlayınca bak şurada bir dik üçgen çıktı. 2 2 Çünkü burası 1ken burası da 1. 2 2 kök gibi yapar buradaki uzunluk. Evet. Ya da daha tür başka türlü nasıl yapabiliriz? Hocam şuradaki üçgende hop bir kelebek benzerliği var. Niye? Çünkü burası 90, burası 90. Z şartı sağlanmış. Kelebek kelebekteki oran kaça kaç? Hocam şunlar birbirine eşit. Zaten burası 1ken burası 1 ya. Ondan dolayı birbirine eşit. Bak 1'e 1. Bir. Kelebekteki oran 1'e 1. Bir. E 1'e 1 ise burası da A'ken burası da A olacak. Tamamı 2 ise A dediğimiz kaç yapar? 2 a eşittir 2'den A'yı 1 buluruz. O zaman burası 1, burası da 1 bir oldu. 1 1 ise kök yapar. 1 1 ise kök yapar. Toplam şu uzunluğu da kaç buluruz? Kök ki burada, kök ki burada. Toplamda da 2 kök ki buluruz. Yani İki kökü şöyle işaretleriz. Cevap 37. soruda. Güzel bir soru. İki kökkeyi. Yani Cehan çıktı. Geldik 38'e. Sorudan korkmayacağız. Bir kere ne yapmışız? Kesip başka bir yere yapıştırmışız. Yine eş yapı soruları. Eş yapı sorularında kenarların eşitliği, açıların eşitliği bizim için aşırı derecede önemli. Şimdi dikdörtgenin köşegeni boyunca kesmişim. Dikdörtgenin şu kenar uzunluklarının birbirine eşit olduğunu biliyorum ki burada Çift çizgi demiş bak şurası. AB uzunluğunda çift çizgi demiş. Yani şuradaki DC uzunluğunda da çift çizgi mi? Evet. Şimdi çift çizgi şu kenara da şöyle S ile göstereyim. Tamam. Kenarların eşitliği. Hocam başka açıların eşitliği de bizim için yine önemli. E. O zaman bu çift çizgiye şu kenar S diyecek olursak. Öbür kenarda şu kenarda aynı şekilde. Bak DC, D üstü C, C burası çift çizgiymiş. O zaman diğer kenarı da şurası da S olmak zorunda. Bak kenarların eşitliğini yazınca karşımıza ne çıktı? Bir ikizkenar üçgen çıktı. Hocam şu bir ikizkenar üçgen oldu. Bunu kullanacağım demek ki ben soruda. Şimdi verilen bilgi de 10 derece var. Hop tamamı 90 olduğundan buraya 80 derece kaldı. Hocam 80 ise ikiz kenardaki taban açısı. Diğer taban açısı da 80'dir. 80 80 160 buraya 20 kaldı. Ve bu üçgenlerin eş yapıda olduğunu unutmuyoruz. Hocam bu üçgen şu şekilde. Bak 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 bak. Büyütüyorum biraz. Bu üçgen bu şekilde burada. Ve çift çizgiyi gören kaç? 20 artı x. Öbür üçgende şu şekilde buraya konulmuş. Çift çizgiyi gören buradaki açıda 20 artı x olmak zorunda mı? Evet. E o zaman burası da 20 artı x'i yazıyoruz. E sonra başka bir şey verilmiş mi? 80 80 160. Ve şuranın 90 derece olduğunu biliyorum aslında ben. E 20'si buradaysa buraya ne kaldı o zaman? 70 kaldı. E artık şuradaki x kenarlıkları kullanalım. Tepe açısı 70 derece. 180'den 70 çıkart. 110. 2'ye böl. 55 55 yapar. Ee, arkadaş şuradaki üçgende de artık iki iç açı bir dış açı. Yani 20 ile 20 artı x'in toplamı nedir? 20 artı 20 artı x eşittir. 55 olacağından x'i de böylelikle kaç buluruz? 15 derece olarak buluruz. Yani cevap c an çıktı. 38. soruda. Geldik 39'a. Boyu 1 metre olan deniz küp şeklindeki turuncu, mavi ve sarı renkteki 3 kutudan 2 tanesini üst üste koyarak duvara yaslıyor. E sonra şekil 1, şekil 2 ve şekil 3 elde edilmiş. Deniz üst üste koyduğu kutuların en üst yüzeyine çıkıp boyunun hizasını üstünde sırasıyla 118, 128 ve 130 buluyormuş. Şimdi denizin boyu kaç? 1 metre. Yani 100 santimetre. Ben buradakinin toplam boyunu... 118 bulduysam o zaman buraya kaç kaldı? 18 kaldı. Sonra öbürünü 28 bulmuşum. O zaman pardon 128 bulmuşum. E o zaman burası kaç yapacak? 28 yapacak. E buna da 1 metre koyduğum zaman 100 santimetre koyduğum zaman boyu toplam boyu 130 oluyormuş. E o zaman buraya da ne kaldı? Şuraya da 30 santimetre kaldı. Yani biz burada şu sarının bir kenarına sarı mavinin bir kenarına mavi diyecek olursak Sarı ile mavinin toplamı 18. Sonra buradaki şuna bakacak olursak kırmızı ile mavinin toplamı şuraya kırmızı şuraya mavi diyelim. Kırmızı ile mavinin toplamını kaç bulduk? 28 bulduk. Ve şuraya da bakacak olursak da hocam kırmızı artı sarı da 30 geldi. Şuraya kırmızı buraya sarı dedik. Kırmızı artı sarı da 30 geldi. E ben bunları taraf tarafa toplarsam. 2 tane sarı, 2 tane mavi, 2 tane kırmızı. Toplamda kaç yapıyor? 78 yapıyor. E, 78 mi? 76 yapıyor pardon. 76 yapıyor. O zaman sarı artı mavi artı kırmızı toplam 38 yapacaktır uzunlukları toplamı. E bak ben sarı artı maviyi biliyorum. Nereden biliyorum? Şuradan biliyorum. 18 olmasını biliyorum. Bunun yerine 18 yazarsam o zaman kırmızıyı ne bulurum? Hocam 20 bulurum. E kırmızıyı 20 bulduk. Şimdi bizden ne isteniyor? Şekil 3'teki konumundayken bu küplere bakan birinin ne diyor? 3'teki konumundayken bu küplere bakan birinin görebildiği tüm yüzeylerin alanları toplamı kaç santimetre karedir? Aa güzel bir soru. Tam ÖSYM'si var. Bu yılda böyle bir soruda bekliyorum. Onu da söyleyeyim. Şimdi bana ne lazım o zaman? Sarı lazım. Şekil 3'teki konumdaki sarı lazım. E ben kırmızıyı biliyorum. O sarıya yoğunlaşan bir de. Kırmızı 20. O zaman sarının da kaç olması lazım toplamının 30 yapması için? 10 olması lazım. O zaman sarıya da 10 yazdık. Evet bunun bir kenarı 10. Kırmızının bir kenarı da 20. Şimdi biz böyle bir şey görüyoruz. Böyle birim küplerle oluşturulabilen yapılarda bu küp olsun, e, dikdörtgenler prizması olsun, kare dik olsun bu yapılar ve birbirleriyle yapıştırılmış halleri de olsa ne diyoruz? Tüm alanı bulmak istiyorsak Görünen yüzey çarpı 2 diyeceğiz. Görünen yüzeyleri şöyle bir bulalım seninle birlikte. Hocam buranın görünen yüzeyi 20'nin karesi 400. Evet burası 400. Bak şöyle birlikte tam net bir şekilde görelim. Burası 400. Hocam burası da 400. E sonra burası kaçtı? 10'du. Şimdi sen burada kalanı bulurken ne yapacaksın? Şu bir kenarı 20 ya. E bunun da bir kenarı 10 ya. 20'nin karesinden 10'un karesini çıkartacaksın. 400'den çünkü şuradaki kırmızının alanını bulmaya çalışacağım ben. 400'den 100 çıkınca da buraya kaç kaldı görünen yüzeyde? 300 kaldı. E hocam, sarının bir kenarı 10'du zaten. Bu 100 bu kenarı görüyorum, burayı görüyorum ve burayı görüyorum. E o zaman tüm alan ne yaptı? Bak alanı bulmaya çalışayım şimdi. Hocam 400. 400. E, sonra 300 100 100, 100 ve 100'ün toplamı yapıyorum. 4 8 12 13 14 değil mi? Şöyle toplayacak olsam. 4 8 12 13 14. 1400 yaptı çarpı 2 2800 yaptı. Ama dikkat, dikkat dikkat. 2800 olması lazımdı. 2800 olması lazımdı. Ama bunlar duvara dayanmasaydı. Evet şu şekilde kutuları ben havada böyle bu bu da zemine değmiyor mesela havada böyle üst üste koymuş olsaydım şu kutuyla şu kutu havada duracak şekilde yapıştırmış olsaydım o zaman bunun yüzey alanına ne diyecektim? 2800 diyecektim. Görünen yüzeyi çarpı 2. Ama hocam bu zemine temas ediyor. O zaman buradaki bir tane 400 alanı çıkartacağım. burada kalan 400 çünkü. O zaman eksi 400 çıkıyor. Eksi zemindekini hallettik. Hocam bu yan duvara değiyor. Yan duvardaki 400 çıkacak yine. Eksi hocam bu da arkadaki duvara değiyor yani. Yan duvar dedim ama arkadaki duvara değiyor. Arkadaki duvara değen kısmı da yüzlük kısım değil mi? Evet. Bir de 100 çıkartacağım. Olay bitecek. E o zaman ne yapıyor? 800, 900 çıkartacağım. Cevap da böylelikle 1900 yapıyor. Çok güzel bir soru. Görünen yüzey çarpı 2'yi böyle her ÖSYM 2-3 yılda bir soruyor. O yüzden lütfen bu sorulara dikkat edin. Burada da normal sen de ayrı ayrı alanları da bulup toplayabilirdin. O şekilde de yapabilirdin. Ama Hani hayal etme gücün olacaktı o zaman. Şuradaki yüzeyi görmüyordun. Hocam duvara değmemiş bu yüzeyi hesaplayacağım. Ya da buradaki yüzeyi görmüyordum. Bu yüzeyi hesaplayacağım deyip de o şekilde de yapabilirdin. Ama ben burada sana görünen yüzeye çarpı 2 deyip tüm yüzeyleri bulutturdum. Ama duvara temas eden kısımları ne yaptım sadece? Onları da çıkarttım. Evet gençler cevap böylelikle çok güzel bir soruydu. Denizli çıkar. Geldik 40. soruya. Kırkıncı soruda da ne verilmiş? Şekil 1'de yan yüzeylerinden birinin üzerine yatırılmış olan kare dik prizma biçimindeki tahta blok veriliyor. Bu tahta blok sırasıyla yere dik ve paralel olacak şekilde kesilmiş. Şekil 2 ve şekil 3'teki gibi. Şekil 2'deki gibi kesildiğinde elde edilecek dik prizmanın toplam yüzey alanı kesilmeden önceki kare dik prizmanın yüzey alanından 32 birim kare fazla. Bak şimdi önceden kesilmeden önce şu yüzeyler hep vardı bu yüzey vardı bu yüzey vardı ekstradan no, ne var? Ben bunu kestiğim zaman buradaki yüzey fazlalaştı. Ama burada bir tane yüzey iki parçaya ayrılıyor ya. Bir bu tarafı bir de bu tarafı iki parçaya ayrılıyor. E bu da bu bir kare prizma değil miydi? Evet kare dik prizmaydı. Yani şu kenarlara a diyecek olursam a A kareden iki tane artmış oldu mu? Evet şuradaki A kare bir de şuradaki A kareden iki tane yüzey arttı. İki tane A kareyi bize vermiş. İki tane A kareyi bize... 32 vermiş. O zaman a kare eşittir 16 olur ve a'yı da buradan kaç buluruz? 4 olarak buluruz. Evet şurayı 4 bulduk. 4, 4. Şimdi yan zemine paralel olacak bir şekilde kestiğim zaman da ne demiş? Hocam 160 artmış. E ben bir yeri 4 bulmuştum. Bir yeri 4 bulmuştum. Nereyi? Şu kenarı 4 bulmuştum. E burası 4 ya. Hocam burası da 4. Şimdi burada yüzey alanı artıyorsa 160 artıyorsa Fazlalık olarak yüzey ne oldu? Kesilen yerdeki şuradaki alttaki yüzey ve şu üstteki yüzey olmuyor mu? Evet. Yani 4 çarpı şuraya da x diyeyim istersen. 4 çarpı x'ten 2 tane var. Artan alana eşit olmak zorunda orası. Yani burası 160'a eşit olacak. O zaman x'i de böylelikle kaç buluruz? x'i de böylelikle hani 160'ı 8'e böldüğüm zaman 20 buluruz galiba. Evet 20 buluruz. Burası da 20 çıkar. Benden ne isteniyor? Prizmanın hacmi isteniyor. Prizmanın hacmi isteniyorsa e, taban ve yükseklik belli kardeşim. Kenarlar belli. A, B, C belli ya da e, ne diyeceğiz? A çarpı B çarpı C diyeceğiz. Yani cevap 4 çarpı 4 çarpı 20 yapar. O da kaç yapar? 320 yapar. Yani cevap böylelikle Edremit çıktı gençler. Evet bu soruda güzel bir soru. ÖSYM bu soruları sever. Şimdi şöyle soruları seninle birlikte inceleyelim. ÖSYM böyle soruları sever. Bu soruyu da sever ve bu bence yıldız sorulardan biri. Daha farklı detaylısı da karşımıza gelebilir. Gerçekten hoş bir soru. Sonra hatta bu sorunun özelliğinden bahsedeyim. Tamam ÖSYM şu şeyde şu mantıkta bir soru sordu ama biz bir de ekstra ne eklemişiz? Görünen yüzey çarpı 2 eklemişiz. ÖSYM geçmiş yıllardaki soruları ve hatta karıştırıp sormayı çok seviyor. O yüzden ben buna şöyle bir yıldız koyayım. Hak etti. Mantığını anlayın. E, eş yapı artık buna alıştınız. E, bu da güzel bir soru. Tengram ya yerine yazma sorusu rahat bir şekilde yapılabilir. Bu yıldız hak etmiyor aslında şöyle baktığımız zaman. Şu yıldız hak eden sorulardan biri. Sonra buradaki soru aa, bu da gerçekten iki yıldız hak eden bir soru. Buranın dik olmasını falan şuradaki x kenardan ispatladık ya gerçekten çok hoş bir soruydu. Hoş bir soru. iki yıldızlık bir soru diyebilirim buna. Bu da yıldız zorluk bakımından yıldız değil sınavda çıkması bakımından yıldızlık bir soru. Aynı şekilde buna da şöyle bir tık atayım. Bu da güzel sorulardan biri. ÖSYM eş yapıları özellikle açılarda da eş yapıları çok seviyor. Evet gençler böylelikle deneme 8'i de halletmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki denemede yani deneme 9'un çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal.